İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün 3 konuğumuz var programımızda. Atilla Cansever Almanya'da yaşıyor ve şu anda da Almanya'da. İpek Çalışlar gazeteci, yazar. Gençay Gürsoy tıp doktoru, profesör, akademisyen. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Evet. Bugünkü programımızda konuklarımla birlikte sevgili arkadaşımız, ortak dostumuz Aydın Engin'i anmak istiyoruz. Onun için bir araya geldik. Aydın Engin 24 Mart Perşembe günü aramızdan ayrıldı. Üç konuğumun Aydın'la hem çok benzer hem de birbirinden farklı alanlarda dostlukları, arkadaşlıkları var. Ben de dahil olmak üzere. Atilla Cansever arkadaşımız Almanya'da Aydın'la birlikte tiyatro üzerine bir dönem birlikte çalıştılar. İpek Çalışlar gazetecilik döneminde Aydın'la birlikte çalıştı. Gençay Hoca ise demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinde Aydın'la omuz omuza çalışmalar yürüttü. Aslında bütün çalışmaları bir araya topladığımız zaman her üç konuğumda Aydın'la birlikte Türkiye'nin daha iyi bir ülke olması, demokrasi, barış ve özgürlüğün hakim kılınması için çalışmalar yürüttüler. Evet, tekrar hoş geldiniz ve ben hemen İpek arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Çünkü o bir başka toplantıya yetişeceği için aramızdan erken ayrılacak. Evet, İpek, bize Aydın'la birlikte geçirdiğiniz zamanları, gazeteciliğinizi anlatır mısın lütfen? Bizim Aydın'la tanışmamız hem Oya hem Aydın'dan Ankara'da, Hamburg'da oldu. İki yıllığına Oral'la birlikte orada bir bursumuz vardı. Onun için oradaydık. Aydın'la Oya da Frankfurt'ta yani siyasi nedenlerle ülkeden ayrılıp gitmişlerdi. Ve ben çok sıkılıyordum. Bu Almanya'ya alışamıyorum falan diye. Kitapları isterken bir şekilde bir de Frankfurt'ta Şoför Olmak kitabını, Aydın Engin'in yani metini duymuştum. Kitap geldi ve ben okuyunca dedim ki ay benim bunu Aydın Engin'i tanımam lazım. Bu ne muhteşem bir şey. Çünkü Almanya'da yani şoför olmanın ne kadar zor olduğunu fark ediyorsunuz. O kadar çok yol, o kadar çok cadde var ki onların hepsini ezberlemiş ve birbirinden şeker hikayeleri oturmuş, yazmış. Yani böyle bir gazeteci arkadaşımız olsun isteriz gibisinden. Ve onları davet ettik. Geldiler Hamburg'a. 2-3 gün birlikte kaldık. Keyifli 3 gün geçirdik, gezdik, tozduk. Fakat yani hakikaten arkadaşlığı açısından ikisi de tadı damaklarımızda kaldı. Yani çok hoş. Bir de yani yalnızız orada. Evet, pek çok Türk arkadaşımız da var ama yani gazeteci arkadaşımız yok. Ya da çok iyi anlaştığımız yeni yani büyük bir yoksulluğun içinden bir zenginlik gibi oldu. Sonra tekrardan kitap fuarına gittiğimizde görüştük. Ve tesadüfen iki aile aynı zamanlarda İstanbul'a döndük. Bizim de oğlumuz oradaki liseden kalktı. Daha önce okuduğu Alman Lisesi'ne gelecek. Ekim de aynı şekilde. Ve baş derdimiz Alman Lisesi. Kavga, dövüş, işte o sınıfa girsin, bu sınıfa girmesin. Büyük bir mutluluk, mutsuzluk arasında gidip geliyoruz. Sonra pat diye Oral ve Aydın Cumhuriyet'te birlikte muhabir ve sonradan da yazar olarak çalışmaya başladılar. Ben de o arada Nokta Dergisi'nde yeniden çalışmaya başladım. Yazgül Aldoğan vardı. Gelir misin dedi. Aman dedim gelirim. Ama birdenbire anlıyorum ki bunun yılını şimdi size söyleyince ne kadar tuhaf bir yıl olduğunu anlayacaksınız. 92 yılında döndük. 93 yılında ben Nokta'da çalışmaya başlamıştım ve Orallı Aydın'da ikisi birden Cumhuriyet'te çalışmaya aynı dönemde başladılar ama 93 yılı bir felaket yılıymış. Şimdi geri dönüp baktığımda ki çalışırken de ben
topu topu 6 ay haber müdürlüğü yaptım Cumhuriyet'te, Aydın'ın yazı işleri müdürlüğü sırasında. O da 6 ay yazı işleri müdürü yapmış. Tam bizimki biraz da kaymış yani. O daha önce yazı müdürüymüş. Ve şöyle bir şey diyeceğim. Yani Türkiye yeniden silinmiş, yazılmış adeta. Uğur Mumcu öldürülmüş. Jam Kami'ye suikast yapılmış. Kahveci bir trafik kazasında ölmüş. Eşref Bitlis uçak kazasında derken güm diye 17 Nisan günü Özal ölmüş. Sonra bakıyoruz onun öldüğü gün ben şeyi hatırlıyorum. Oral BK'da bir gazeteci basın toplantısına gitmişti. Yani neler oluyor falan derken PKK tek taraflı ateşkesini bozunca bu sefer büyük çatışmalar, işte Başbağlar katliamı, 33 asker kurşuna dizilmiş derken bir bakıyoruz Madımak katliamı, 33 kişi orada gidiyor. Arkasından yani hiç bitmeyen, tükenmeyen ve ben şeyi hatırlıyorum, yazı işleri müdürlüğüne başladığımda beni dedirten olay Lice. Lice'yi yakıyorlar, yıkıyorlar, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha doğrusu haber müdürlüğüne başladığımda bütün bunlar... Tabii yılın başında bir de Uğur Mumcu'nun öldürülmesi var Şubat ayında. Şimdi bu kadar olayın peşinden bir gazeteye yazı müdürü olmak demek sırtına bir çuval bela almak demek. Çünkü hepsinin soruşturması, haberi, arkadan gelen şeysi bütün bunlarla ilgilenmek gerekiyor ve tuhaf bir durum yani gerçek bir kaos durumu. Ama çok enteresan bir şey Celal Başlangıç'ta Aydın Engin yani bugün de hani kimi yazı müdürü yaparız diye arasalar, hele o yaşta 50'li herhalde Aydın 50'li yaşlarındaydı. Ben 45 olmam lazım. Büyük bir olay yani herkes işinden memnun ama gazetede bir uyum sağlanmış. Ben de işsiz kaldım diye dediler ki noktadan ayrılmıştım. Yani orada da bambaşka bir ortam vardı Madımak hikayesinden sonra. Gelir misin haber müdürü olarak? Dedim vallahi niye gelmeyeyim, çok da hoşuma gider, gelirim. Birbirimizden de hoşlanmışız Aydın'dan. Çok iyi çalışacağımızı düşünüyoruz. Fakat her gün bir felaket oluyor, her gün bir felaket. Şimdi bu gazete tabii yani bizim kurduğumuz bir gazete değil. Kuralları var, kendine göre bir çerçevesi var. Yani İlhan Selçuk'u kırmak istemiyor kimse. Onunla da hani geçinmek. O işi Celal Başlangıç yürütüyordu bence esas olarak. Çünkü her gün akşam vakti gazete İlhan Selçuk'a gidiyor. Onun itirazları varsa değişiklikler yapılıyor. Ama sonunda şöyle bir şey diyeyim. Ben oturdum dün Gürhan katılır mısın deyince... Arşivden bir kütüphanenin şey sayesinde Cumhuriyet Arşivine girebiliyorum. Girdim tek tek baktım ve hakikaten çok yani elinize sayfaları aldıkça şaşırıp kalıyorsunuz. Bu Türkiye miymiş, neler yaşamışız diye. Ve baktım ki sürekli Uğur Mumcu'yla uğraşmışız. Çok normal çünkü Şubat ayında öldürülmüş Uğur Mumcu. Biz Eylül-Ekim aylarında çalışmaya başlamışız. O sırada zaten noktadan gelirken ben Miyas Eyüknur, Mehmet Güç isimli arkadaşlarımla, onlar da yani iyi, çok iyi muhabirler. Orada Uğur Mumcu'yla hep uğraştık ve biz böyle bir şey gibi, dedektif gibi aşağı yukarı iki günde bir manşet Uğur Mumcu yapılmış. Hepsini yani canlı bir şekilde hatırlıyorum. Bir koşuşturma içinde gidiyoruz. Cumhuriyet binasını size azıcık tarif etmem lazım. Yani şimdi Aydın tiyatro kökenli bir gazeteci arkadaşımız olarak mekanını da söyleyeyim. Eski püskü bir bina Cumhuriyet binası ama şöyle bakımsız yani. İçeri giriyorsunuz, Gencay çok iyi bilir. Yani ne zaman badana boya yapıldığı belli değil. İlk katta işte dergiler var. Ondan sonra bir tuvalet var mesela, iki tane koruma var. Tuvaletlerin camları buzlu cam. Koruma girdiği zaman silahını takıyor şeye, iki Alatürk tuvaletin kapısına içeri giriyor. Birinci katta kadın tuvaleti yok dediler. Dedik ya bir sürü kadın çalışıyor burada, kullanmamız lazım. Yani şeyi anlatmak istiyorum. Bir de erkek gazetesi orası yani. Fakat ben girdiğimde şansıma
Yeni bir yazı işleri müdürü, Füsun Özbülgen vardı. O ayrılmış. Yani ilk defa gazetede bir kadın yazı müdürü olmuş. Yazı işlerinde de birkaç kadın var. Yani kendimi hani tek kadın gibi hiç hissetmedim. Kadın muhabirler çok iyi. Ama mesela üst kata çıkıyorum. Oral Aydın, yani Aydın yazı müdürüyken başka bir odada oturuyor ama o 6 ayın sonunda bizim oda dedikleri komik bir oda. Hepimizin ferahlamak istediği bir odaya da çalışmaya başladılar. Ama oda da bakımsız. Aklımda hep turuncu kalmış oda. Neden bilmiyorum. Herhalde dolapların boyası turuncuydu. Yani şöyle diyeceğim. Her gün temizlik yapılıyor ama hani diyorsunuz ki elime bir fırça boyayla gelsem, şuraları bir boyasam, şuraya bir hani yenilenme, bir renovasyon, bir şey yapabilsem duygusuyla girip çıkıyoruz ama vakit yok. Birileri tutuklanıyor, birileri öldürülüyor. Perişanlık halinde gidiyoruz, geliyoruz, koşturuyoruz. Bütün bu şey içinde son derece sevimli, moralini bozduğu zaman bunu hemen belli eden, arada bir istifa edeceğim diye suratını ekşiten bir yazı müdürümüz var. Ama herkese şefkat gösteriyor ve olayları güzel takip ediyor. Dinamik, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Fakat yani yüzü bir harita gibi, anlıyorsunuz yani neye canı sıkıldı, bir şey mi oldu, eyvah gidecek mi gibisinden de bir tedirginlik içinde. Ama şunu gördüm ve öğrendim ben Aydın'dan, yani kendisini bir şekilde sevdiren insanlar vardır. Yani ne diyeyim, tılsımlı mı diyeyim, herkes öyle değildir. İşte eğlencesiyle, şununla bununla. Şimdi bir de muhakkak size anlatacak güzel bir şey oluyor. Yani bakıyorsunuz, hani bazen sizin duymak istediğiniz şeyleri de anlatabiliyordu ama herkesi memnun ediyor şimdi. Aydın ne oldu, geç kaldın gibisinden bir şey olduğu zaman, ya diyordu, muhakkak işte giderken köprünün yan, çünkü Beylerbeyi'nde ev tutmuşlardı, orada oturuyorlardı, köprünün yanlış çıkışından çıkmışımdır gibisinden bir şey söylüyor. Ya yapma, bir daha yanlış çıkıştan çıkma diyoruz. Aydın üstündeki şey, gömlek buruşuk ne oldu? Oya seyahate gitti. O bana hazırlar bu sefer olmadığı için. Ben bunu buruşuk giydim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bir taraftan da bir tiyatral şeyler, yani Oya ile aralarında sanki evin içinde bir çatışma varmış gibi bir takım sahneler kurup bizi bir de öyle eğlendirir. Yani hayatı bence güzel yaşamayı seven, insanlarla da o güzellikleri paylaşmayı seven bir gazeteci arkadaşımız olarak hep gördüm onu. Bir ikinci fasıl var. Yani gazetecilikte herkes işinden ayrılır, işte şunu yapar, bunu yapar. Biz Aydın'la Cumhuriyet macerası bittikten sonra bir de Bir Gün gazetesinde bir araya geldik. Birbirimizden hoşlanmışız, iyi çalışıyoruz beraber. Onun dediğini ben anlıyorum, benim dediğimi o anlıyor. Ona Bir Gün'den teklif gelmiş, gel burada çalış diye. Bir Gün hala çıkıyor ama biz çok az çalıştık Bir Gün'de. Önce Aydın gitti, başladı. Sonra bir akşam yemek yedik. Oral, Oya, ben, dördümüz. Aydın dedi ki, hemşire, bana da hep hemşire diyordu. Hemşire, sen de gel Bir Gün'e. Oral, Oya bir tedirgin oldu. Dedi ki, yani sen diyorsun ama bakalım onlar ne diyecekler. Bir konuştun mu onlarla dedi. Ne münasebet dedi, ben de yazı işleri müdürüyüm. Benim de içimde bir şüphe var yani. Biliyorsunuz yani siyasetler o dönem gazetecilikte de rol oynuyor ve birbirini siyasi olarak sevmeyen kişisel olarak da sevmiyor. Fakat ben Aydın'a güvendim. Nasılsa orada da tatlı bir ortam oluşur, şey olur bu olur gibisinden. Evime de çok yakın. Ya dedim, ne var bunda dedim, zaten Cumhuriyet'ten yani neredeyse kovulmuşum. Hadi bakalım, çünkü şey, Karaköy'de bizim evimizde, Tophane'nin biraz üstünde. Şimdi gitmeye başladık, şey yapılıyor, bina tutuldu, odalar ayrıldı. Fakat benim masam yok. Aydın'a diyorum ki, senin odan neresi, senin masan neresi? Bir kalabalıklar oturuyor falan ama yani yavaş yavaş anladık ki Aydın'a da pek itibar etmiyorlar ya da belki ilk bir ay itibar edildi ama ondan sonra muteber kişi olmak dışında ya fazla konuştu ya bazı gerçekleri ifade etti. Bana ondan da daha az itibar ediyorlar. Yani görevimin de ne olacağı çok belli değil ama hani ben de işte artık 25-30 senemi doldurmuş bir gazeteci olarak tabii ki iyi bir görev alırım. Yani biz hiçbir şey konuşmadan gittik oturduk ama
Pek fazla da kaynaşamadık. Sonra baktım bir gün Aydın, bu olmayacak dedi, gidiyorum. Onun için ben hiçbir şey söylemedim, gidiyorum bile demeden torbamı aldım. Oradaki gazetelerimi, şunu mu bunu mu doldurdum ve ayrıldım. Yani bırakıyorum sizi bile demedim. Arkadan da hiç kimse sormadı, bizi bırakıp gittin mi diye. Şimdi benim özetle söylemek istediğim bu. Yani büyük bir kargaşa döneminde büyük bir iş üstlendiğimizi düşünüyorum. Benim haber müdürlüğüm onunkinden 6 ay olmakla birlikte 2 ay daha devam etti. Bir de şöyle bir ortak yönümüz vardı. O herhalde 12 Şubat'tı. Ben de 13 Şubat doğumluyum. Haberci arkadaşlarımızdan, daha sonra haber müdürlüğü yapan Hakan Kara, sırayla ikimizi de doğum günlerimiz nedeniyle arardı. Fakat en son baktım bu senede, yani 12 Şubat, 13 Şubat şey yapmamışız. Aydın'ın da gazete yazısını bıraktığı gün, 12 Şubat'ta mı ne bırakmışım. İşte bir şey, yani ömür doluyor, daha uzun yaşamak isterdik. Böyle bir toplantıda ben Aydın'ı anlatacağıma, yani o hayattayken hep beraber anlatmayı çok daha fazla tercih ederdim. Şu anda aklıma gelenler, size özetledim. Evet, çok teşekkürler İpek. Tabii bu arada Aydın'la ve sen de farklı siyasi hareketlerden, hatta karşıt siyasi gruplardan olduğunuzu da ben belirtmek istiyorum. Sağ ol, çok çok teşekkürler. Seni fazla tutmadan uğurlayabiliriz. Biz Atilla arkadaşımız ve Gençay Hoca'yla programa devam ederiz. Sağ ol, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum ben de. Evet. Şimdi Atilla Bey, sizden de şeyi dinleyelim. Yani Almanya macerasını dinleyelim. Almanya'da ne oldu, ne bitti? Oradaki tiyatro macerası nedir? Çünkü biz Türkiye'deki 8 yıllık tiyatro çalışmalarından sonra Aydın'ın artık tiyatroyu tamamen bıraktığını falan zannediyorduk. Fakat özellikle vefatından sonra o kadar çok bilgi edindik ki bilmediğimiz, onları da Gençay Hoca paylaşacaktır bizle herhalde. Biraz bu Almanya ve tiyatro macerasını bize aktarır mısınız? Tabii. Bizim Aydın abiyle tanışmamız 80'li yılların hemen başında oluyor. Ben aslında 81 yılında Berlin'de, üniversite tahsili için Berlin'deydim. 79 yılında gitmiştim. 81 yılında yine onun halk oyuncularında çalıştığı Vasıf Öngören'le çalışıyordum. 80 darbesinden sonra Vasıf abi, Meral Taygun Berlin'e geldiler. Türkiye'deki birlik sahnesini orada kurdular. İşte Zengin Mutfağı oyununu yaptık birlikte falan. Daha sonra Aydın abi de yine 80'li yılların başında onlar Frankfurt'a geçmişlerdi. Frankfurt'tan Berlin'e gelip Berlin'de bir gazete çıkartıyorlardı. Türkiye Postası. O gazeteden kaçamak yaptığı günler, yanında kaldığı bir aile vardı, arkadaşlar. Benim de arkadaşlarım da onlar üniversiteden. O evde Aydın abi birazcık kafayı dağıtıyordu. Kağıt oynuyordu mesela. 3-5-8, King falan. Ben de voleybolcuyum. Tiyatro yapmıyorum. Vasıf abi Hollanda'ya geçti ve orada vefat etti. Tiyatro yapmıyorum. Voleybol oynuyorum. Üniversite öğrencisiyim. O evde buluşuyoruz. Aydın abi beni voleybolcu olarak tanıyor. Ben de onu taksi şoförü. Frankfurt'ta taksi şoförü. Tabii Türkiye'de yazılarını falan okuyordum, biliyordum ama kaderin bir cilvesi, bu şekildeydik. Sonra ben yine tiyatro yapmaya başladım. Berlin'de bir Türk tiyatrosu, tiyatromda. İşte Çetin İpekkaya ile çalışıyoruz. Türkiye'den geliyor daha çok rejisörler. Rahmetli Nurhan Karadağ geliyor, Ankara Dil Tarih Tiyatro Bölümü Başkanı. Rutka Yaziz geliyor. Kerim Avşar, işte birlikte oynuyoruz falan. Fakat bu oynadığımız oyunlar Türkiye ile ilgili yazılmış oyunlar. Türkiye'deki insanların yaşamlarını anlatan oyunlar. Oysa ki Almanya'da, artık Almanya'daki Türkler 80'li yılların ortasından itibaren burada yerleşmeye karar verdiler. Dolayısıyla buradaki yaşamları daha çok ilgilendiriyor onları. 89 yılında da Berlin Duvarı yıkılınca tam o dönemde
tiyatronun müdürü olan Rasim arkadaşla birlikte oturduk ve ne yapmamız gerektiğini düşündük. Yani durum başka bir yöne gidiyor. Türklerin buradaki kalıcı olma durumu her geçen gün artıyor. Hatta o tarihlerde ev almaya başlayanlar var. Ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken, çünkü yaptığımız oyunları çok fazla oynayamıyoruz. Örneğin politik oyunlar olabiliyor. Sadece belirli bir kesime hitap ediyor. Onun için benim aklıma Aydın abi geldi. Dedim ki biz Aydın abiyi arayalım ve onunla görüşelim. Onun dedim Türkiye'de yazdığı bir oyun var. Ve bu dedim hani dil tarihte ders kitabı olarak falan da okutuluyor. Cumhuriyet tarihi Türk tiyatrosu kitabında. Bin kere arka arkaya Türk tiyatro tarihinde kapalı gişe oynayan ilk oyun Devri Süleyman. Dedim Aydın abiyle bir görüşelim. Ya olur mu falan filan, işte o politik dedim, biz bir görüşelim. Tamam. Hemen o telefonu açtı, görüştü ve Aydın abinin reddedemeyeceği bir insandı, öyle diyeyim. Ve Aydın abi tamam dedi, ama taksiyi kapatırım, bir ay gelirim, paramı ödersiniz dedi. Tamam dedik. Yani taksi yapamam dedi. Tamam dedik. Ve şu şekilde, yani aradan o kadar yıl geçmesine rağmen 20 yıl sonra ilk defa bir oyun yazacak, öyle diyelim. Sadece beni tanıyor, voleybolcu olarak tanıyor. Oyuncuların fotoğraflarını isteyip bir oyun yazdı. Oradan kafasında tabii ki distribüsyonu, rol dağılımını da yapmış. Ve Düğün Dernek Kreuzberg isimli bir oyun yazdı. Bu Berlin tarihinde, belki de Almanya tarihinde burayla ilgili yazılmış ilk oyun. İlk profesyonel oyun, öyle diyelim. Muhteşem bir patlama yaptı Berlin'de bu oyun. Yani öyle ki mesela bir yıl sonra 90 ya da 91 yılında Paris'te oynuyorduk oyunu. Aziz abi geldi, Aziz Nesin. Aynı otelde de kalıyoruz. Akşam oyuna geldi önce. Oyundan sonra birlikte yemeğe gittik. Tabii ki o gelince çok heyecanlandık. Çünkü o da mizahçıydı. Aydın abi de mizahçı. Hatta Aydın abinin ustası diyelim. Ondan sonra. Ve oyundan sonra söylediği ilk laf şu oldu. Aydın benden çok şey çalmış dedi. Niye abi falan dedim. Bana dedi şunu söyle dedi. Kostümcünüz var mıydı? Kostümleri de Aydın mı buldu dedi. Aydın abi mi söyledi dedim. Vallahi dedi, o senin ayağındaki beyaz çoraplar falan onlara takılmıştı. Muhteşem dedi. Ve bunu Aydın abi Türkiye'ye döndükten sonra 93 yılında, 94 yılı falan olabilir, Aydın abi Cumhuriyet'te çalışırken bir şekilde Aydın abiyi vakfa çağırıp bu konuyu da konuştu onunla. Aydın abi bana anlatmıştı yani. Yok efendim ben hani sizden şey yapmadım falan, almadım benim buluşlarımdı falan diye. Öyle bir şey. Şimdi daha sonra ben Aydın abiyle Berlin'de 3 oyunda çalıştım. Sonra ben bir Türk tiyatrosunun kurulması için Güney Almanya'ya geldim. Ulm şehrine, hala buradayım. Ve aslında kafamda başka bir tiyatro konsepti vardı burada uygulamak için. Fakat buradaki Güney Almanya'daki Türkleri tanıyınca, biraz görünce birkaç ay sonra derhal kafamdaki o konsepti değiştirdim ve hemen Aydın abiyi aradım. O da Cumhuriyet'te çalışıyor, 98 senesiydi. Dedim abi ben Ulm'e geldim. Nereye geldin? Ulm'e. Olmaz oğlum dedi. İstanbul'da doğdun, büyüdün, Berlin'de yaşadın. Ulm olmaz dedi. Hemen geri dön dedi. Dedim abi dönemem. Burada bir oyun yapmamız lazım ve birlikte yapmamız lazım. Neden? Durum böyle böyle. Yani Güney Almanya'daki Türkler Berlin ya da Hamburg'a göre diyelim 25 sene önce, 24 sene önce ben geldiğimde daha geri kalmışlardı. Çünkü burası sadece kültürel açıdan değil, diğer açılardan da Türkler açısından çok kurak bir bölgeydi. Onlar için hiçbir şey neredeyse buralarda yapılmamıştı. O nedenle Aydın abi benden sadece peki dedi, geleceğim dedi, ama çok az zamanım var. Çünkü Cumhuriyet'te çalışıyor. Çok az zamanım var. Herkes dedi şeyi öğrensin. Tekstlerini falan öğrensin. Teksti önceden yollayacağım sana. Neyse geldi buraya ve çok güzel bir oyun yaptı. Çok güzel bir oyun yaptı. Bu oyunda Gruskot Mehmet, selamun aleyküm Mehmet Türkçesi. Burayla ilgili yine.
benden sadece bazı bilgiler istedi. Gerçekten o kadar profesyoneldi ki. Yani Ulm'le ilgili ona birkaç bilgi verdim. Dedim ki mesela işte Ulm'de de 7 tane tepe var. İstanbul'da da 7 tane tepe var. Ulm'deki kilise dünyanın en yüksek kilisesi. Berlin'deki, Köln'deki domdan da 5-6 metre daha uzun. İşte buradaki Türkler şöyle böyle. Bunlar üzerinden yola çıkarak işte Gruskot Mehmet isimli, Selamünaleyküm Mehmet isimli oyunu yazdı. O oyun da burada patladı. Daha sonra bütün Almanya'da patladı. Daha sonra Hollanda'da oynamaya başladık. Fransa'da oynuyoruz. İsviçre ve Avusturya'da zaten oynuyoruz. Ve orada işte Sivaslı Daş ailesi diye bir aile kullanıyor Aydın abi. O aile ekseninde ve ailenin reisi ben Mehmet Daş olarak hikayeyi anlatıyoruz. Türklerin buradaki yaşamlarıyla ilgili. Tabii ki politik gelişmeleri de işin içine koyuyor. Müzikli güldürü oluyor. Daha sonra buradaki öğretmenler, Türk öğretmenler, Türk işte dairelerde çalışan Türkler, Alman dairelerinde bu uyum politikalarıyla falan ilgili. Bu oyunu o kadar beğendiler ki bu aileyi öldürmeyin lütfen ikinci oyunda da bu oyunda devam edin dediler. Yani Aydın abi planımız şuydu. Türkiye'de geldikleri yerde hiç tiyatro olmayan birinci kuşak Türkleri nasıl tiyatroya çekeriz? Ve bunu çok kısa bir sürede becerdi. Çok kısa bir sürede gerçekten. Şimdi sabahları Alman medyasını internetten okuyordu yarım saat. Veyahut ben ona veyahut Berlin'deki birkaç arkadaşımız daha var. Onlar hep burayla ilgili bilgileri aktarırdı. Türkiye ile ilgili, Türkiye'deki politik gelişmelerle ilgili kendisiyle bir şey konuşmaya kalktığımızda hemen azarlardı. Orayla ilgilenen lan orada yaşıyorsunuz, burayı bize bırakın derdi. Ondan sonra yani daha sonra bu aileyle devam etmek için ben Cumhuriyet Gazetesi'ne geldim. Aynen İpek Çalışlar'ın söylediği gibi Cağaloğlu'nda Aydın abiyle gazetenin bahçesinde ya da odada Oral abiyle onların tatlı sohbetlerine katılıp Aydın abiyi ikna ettim. Çünkü aile devam etmesin demişti ama dedim böyle böyle. O aileyle devam ettik ve daha sonra o aileyle Aydın abi 7, şimdi 3 tane de Almanca, son oyun geliyor. 10 oyun oldu. Son 3 oyunda birlikte çalışıyoruz. Evet, ben de onunla beraber yazıyorum çünkü sürekli beni o yöne de itiyordu. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Hadi başla yaz falan. İşte bu şekilde buraya geldik. Tabii bir de şeyi anlatayım. Gerçi İpek abla da, İpek Çalışlar da bahsetti. Ben Gencey abiyi veya işte İpek ablayı gıyabında hep tanıyorum. Aydın abiden, Oya abladan çok dinledim onları. Mesela yazları Marmara Adası'ndaki eve ben giderken, geçen sene de öyleydi. Abi ben geldim, geliyorum derdim. Tekst çalışacağız. Otel dolu anam derdi. Müşteri var derdi. Gencaylar burada derdi. Para basıyorum. Para basıyorum derdi. Gerçi sen euro getirdin. Onları atabilirim. Seni alabilirim müşteri olarak derdi. Böyle. Şimdi mizah anlayışını tabii ki geçmişten gelen bir şey var ama Oya ablayla tanıştıktan, evlendikten sonra Oya abla bildiğiniz gibi son derece ciddi bir insan. Çok disiplinli. Komedi de aslında ciddiyetten doğan bir tarz, tiyatro tarzı. Oya ablanın ciddiyetinden komedi yaratıyordu. Yani Oya abla o kadar ciddi bir insan olmasaydı Aydın abi bu olaya bu kadar takılmazdı. Ama o ciddiyet, işte o çelişki Aydın abinin komedisini yaratıyordu. Yani bir Almanya'daki politikayı takip ediyordu sabahları, her sabah yarım saat. Bir de lotoyu, Alman lotosunu. Beni telefonla arayıp oynadın mı lan diye sorardı. Ve tabii ki Oya ablayla ilgili işte yaptığı muhteşem şeyler var. Örneğin buraya gelirken ona kilo almaması gerektiğini söylediğinde tabii ki derdi. Tartıl derdi Oya abla ona. Tartıya çıkıp evde buraya gelmeden İstanbul'da tartılırdı. Mesela 80 kilo çıkmış bir gelişinde. 82 demiş Oya ablaya. Niye dedim? 2 kilo Almanya'da alacağım ya dedi. Sosis yiyeceğiz. Onun için 2 kilo şeyi kullandım derdi. Bizi telefonda sürekli ben burada işte onun sağlığıyla ilgili falan Oya ablaya İspiyonculuklar yapmaya kalktığımda tehdit ederdi.
Sahnede beni bitirirdi provada, mahvederdi. Evet, bir kere böyle bir şey yaptım. Hayır dedi, oyacım dedi, bunlar dedi, Hatice ile ikisi vejeteryan olmuşlar dedi. Hep her gün salata yiyoruz burada, içim dışım salata oldu dedi. Halbuki sosisleri yiyordu, götürüyordu. Tabii bunu söyledikten sonra emin olun beni ilk provada öyle bir sahne yoktu. Sahne yazdı, sahnede donla bıraktı. Uzun ve çok güldü, katıla katıla böyle piposunu içemiyordu gülmekten. İşte en son yaptığımız oyun birlikte bu yurt dışı yasağından önce 2011 senesiydi. 2011 göçün 50. yılıyla ilgili Bir Göç Masalı diye bir oyun yazdı. Göçün 50. yılını anlattı. Daha sonra işte bu yasaklar geldiği için, buraya gelemediği için göçün 60. yılına denk gelen ya da bu göçün 50 yıllık tarihini anlatan Almanca bir oyun yaptık. Eyvah Türkler entegre oluyor diyelim. Öyle bir eyvah, evet. Evet, Eyvah Türkler entegre oluyor Türkçesi. Daha sonra Türk usulü Yüksek Almanca isimli bir oyun yaptık. Şimdiki oyunumuz da Alman seyircilere, yani Alman, yani salonun yarısı, oynadığımız her yerde salonun yarısı Alman seyircilerden oluşuyor. Yarısı Türk, İtalyan, Fransız, Yugoslav, değişiyor. Bengaldeş'ten bile seyirciler geliyor oyunu seyretmeye, Almanca oynadığımız için. Çok seviniyordu buna ve şu anda işte demin İpek ablanın da bahsettiği, onun Frankfurt'tayken yazdı, ben Frankfurt'ta taksi şoförüyken kitabını, ben hep oyunlaştıralım diyordum bu kitabı, oyunlaştıralım. Fakat statik olacağını söylüyordu. Durağan, tabii taksi tiyatroda götüremeyeceğimiz için olmaz diyordu. Ama ben bu son oyunda, şimdi son yaptığımız oyun, o kitaptan da iki sahne var oyunda. İki bölüm aldık. Hatta iki oyunumuzun adı da Aydın abinin o kitapta, yine bir Alman müşteri taksiye biniyor. Alman müşteri Aydın abiyle konuşmaya başlıyorlar. Tabii ki şivesinden, şeyinden yabancı olduğunu anlıyor müşteri. Arkadan Aydın abiye diyor ki, yabancı mısınız diyor. Aydın abi hafif dönüyor. Hayır, Türk'üm diyor. Şimdi oyunun adı bu, bunun Almancası. Zinti Ausländer, aynı gibi Türkiye. Tabii daha çıkmadı afişler ama söylediğimiz birkaç Alman hemen isminden gülmeye başlıyor. Yani daha oyunun isminden güldürebiliyor insanları. Çok muzip, müthiş bir mizah anlayışı gerçekten. Yani nasıl söyleyeyim, geçen pazar günü, geçtiğimiz hafta pazar günü birinci perde bitti kabasıyla. Ameliyata girmeden iki gün önce görüştük. O Atilla arıyor, Oya dedi, böyle böyle dedim abi, pazar günü dedim sen çık dedim şeyden, ameliyattan işte bir 10-15 gün geçsin, ondan sonra dedim online bağlanalım, telefon ya da laptop üzerinden sahneyi görürsün dedim, notlarını ararsın, provamızı yaparız. Tamam oğlum dedi, çok sevindi. Ben ameliyatla ilgili bir şeyler sorduğum için, çok tırsık bir adamsın dedi, korkma dedi, hiçbir şey olmayacak, emin ellerdeyim dedi, çok basit bir şey dedi falan. Bu şekilde. Evet, yani, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Yani öyle bir insan ki Atilla Bey, cenazesinde bile anlatılanlarla yüzümüze gülümsemeler geldi. O kadar üzüldüğümüz, kaybettiğimiz için hakikaten çok yandığımız bir insan Aydın, ama her bir etapta hepimizi güldürmeyi becerebilen bir insan. Gençay Hocam, enteresan. Mesela sen şeyi biliyor muydun, bu tiyatroyla olan bağı? Çünkü o hem konuşmalarında hem kitabında falan artık tiyatroyla ilişkisini kestiğinden bahsediyor. Ama son olarak öğrendik ki Marmara Adası'nda bile yeni bir eser kaleme almış ve Marmara Adası'ndaki dostları da onu sahneye koymak için uğraşıyorlar, çalışıyorlar şu anda. Belki senin de Atilla Bey'e sormak istediğin ve Atilla Bey'in anlattıklarıyla ilgili söylemek istediklerin vardır. Dinliyoruz hocam, buyur. Tiyatro hikayesini ben ta başından beri Aydın'dan duyardık.
biliyoruz yani. Bir yerlere bir tiyatro yazıyor ama neresi burası, Almanya'da bir yer. Bunlar şeyi, oyunları zaman zaman bizimle de tartışırdı yani. Sofralarda, içki sofrasında falan yazdığı oyunla ilgili ipuçları verirdi. Fakat ben bütün bu macerayı, tiyatro macerasını, yani Almanya'ya yönelik tiyatro macerasını ancak Atilla Cansever'i geçenlerde bir söyleşide dinleyince ne kadar önemli ve heyecan verici bir iş olduğunu kavradım. Ben zannediyorum ki işte buradan biraz hani ekmek parası kazanmak için uydurma takım oyunlar yazıp oraya gönderiyor. Orada da bir oyun sahneleniyor. Hepsi bundan ibaret gibi düşünürdüm. Oysa bu adamın yaptığı, dediğim gibi Atilla Cansever'in anlattıklarından zenginleştirerek kafamda canlandırıyorum, adeta bir toplumsal devrim. Yani hani kelebek dokunuşu diye bir şey vardır ya, bir toplumu değiştiren, dönüştüren bir çaba olduğunu ancak Atilla'nın söyleşisinden sonra kavrayabildim. Yani anlattıklarına göre konuşan bu söyleşideki arkadaşlarım, yani öyle bir topluluğa hitap ediyor ki bu oyunlar, hayatlarında tiyatro görmemiş, bildiğimiz Türkiye'nin kırsalından kalkıp 60'lı yıllardan itibaren şeye, Almanya'ya gitmiş bir grup insanlar, dil bilmeyen, Alman toplumsal kültürüyle hiçbir bağ kuramamış olan, böyle izole yaşayan bir takım insanlar. Bunlarla yaşadıkları toplum arasındaki ilişkiyi kuran, tiyatro üzerinden sanatı sevmeye başlayan, entegrasyona bir başka yoldan girerek yardım eden ama aynı zamanda ulusal kimliklerini de muhafaza etmesini sağlayan bir mucizeyi gerçekleştirdiğini anlıyorum. Bu acaba biraz abartıyor muyum? Ben Atilla'ya onu sormak istiyorum. Yani ben hakikaten heyecan verici bir sonuç elde ettiğini fark ediyorum. Bizim o oyunları yazarken hissettiklerimizin çok ötesinde. Bu doğru mu Atilla? Evet. Yoksa ben mi biraz abartıyorum? Hayır, hiç abartmadınız. Ben Aydın abinin mütevaziliğinde olan bir insanım, öyle diyeyim. Abartmıyorum, anlatmıyorum ama mesela politikacılar geliyor tabii ki oyunlarımıza. Alman politikacılar geliyorlar her oynadığımız yerde. Sürekli onu soruyorlar. Her oynadığımız yerde Aydın Engin'i soruyorlar. Benim burada katıldığım toplantılarda bunlar Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden olsun, Sol Parti'den olsun, Alman Hristiyan Demokrat Partisi'nden olsun, Yeşillerden olsun, hepsi benim katıldığım toplantılarda da, burada belediyede tiyatro adına gittiğim toplantılarda, tiyatronun durumundan önce onun durumunu soruyorlar. Onun buraya gelememesini çok içerliyorlar, çok üzülüyorlar. Ben işte onunla ilgili güzel şeyler anlattığımda Almanlar böyle alkışlamaz da masaya vururlar, tak 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 tak. İşte masaya vuruyorlar. Sürekli yani buradaki belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı hep onu soruyor. Gerçekten buradaki Türklerin dönüşümüyle ilgili, yani ben böyle bir şey düşünemezdim. Çok haklı Gence abi. Çünkü Aydın abi yazı yazdığı için Türkiye'de de burada da Almanca, Türkçe iki dili de biliyor. Toplumumuzu çok iyi tanıyordu. Yani köyden gelenleri de çok iyi tanıyordu. Örneğin biz Berlin'de Çetin İpekkaya'yla ya da diğer yönetmenlerle şöyle düşüncelerimiz vardı oradaki tiyatro kurulduğunda. Nasıl olsa bunlar Anadolu'dan geliyorlar. Herkes Anadolu kökenli. Biz Anadolu'yla ilgili oyun oynarsak onları tiyatroya çekebiliriz. Hayır, çekemedik. Çünkü artık onlar buraya aittiler. Buradaki yaşama uyum sağlamaya çalışıyorlardı. Çocuklarını getirdiler Türkiye'den. Burada iş yerleri kurdular. Fabrikaya gidiyor, geliyor falan. Ya başka bir hayatı var onların. Aydın abi bu hayata dokundu. Bu hayata dokununca sahnede kendilerinden
birilerini görmeye başladılar. Örneğin oynadığımız bir oyunda bir gün ara oldu, ışıklar söndü. Biz daha arkaya gitmeden sahnedeyiz. Ayağa kalkan seyircilerden iki genç oğlan, bir tanesi dedi ki işte ben bir aile reisini oynuyorum, Sivaslı. Pek oğluna hoşgörüyle yaklaşmayan diyelim. Ya bizim aynı benim annem babam dedi bizim için. Öbürü dedi ki bizim evde farksız mı zannediyorsun dedi. Bizde de aynı dedi. Yani bütün bunları o yakalayabiliyordu, görüyordu, iyi tanıyordu ve gerçekten buradaki Türklerin dönüşümü için Aydın abi çok büyük bir şey yaptı ve biz onu onun yazdıklarına kan verdik, can verdik, işte oynadık, oynuyoruz, devam edeceğiz. Onun yolundan gitmeye de devam edeceğiz tabii ki elimizden geldiği kadar. Ve Gencey abinin dediği gibi buradaki toplumun, Türk toplumunun dönüşmesine çok büyük katkı sağladı. Yani mesela onun yazdığı oyunlardan birini hatırlıyorum. Kadın hakları ile ilgiliydi. Oyunlu bir şekilde oyundaki oyundan sonra bir hanımdan mektup aldık. Onun yazdıklarından yola çıkarak özgüveni yerine gelmişti. Türkiye'den buraya gelen bir ithal gelindi. Öyle diyorlar. Buraya pek uyum sağlayamamıştı ve buradaki aile onu olduğu gibi kabul etmemiş, kendine benzetmeye çalışıyordu. Aydın abi de oyunda kadınlara kendi haklarına sahip çıkmalarını falan salık veriyordu. Kadın buradan da cesaret alırken ertesi gün bir şekilde şeyini almış, nüfus kağıdını, pasaportunu ve çok teşekkür ederim beni uyandırdığınız için, ben Türkiye'ye dönüyorum, Denizli'ye diye bize bir mektup yazıp öyle gitmişti örneğin. Yani Aydın abinin yazdığı oyunda tabii şöyle şeyler de var, komiklikler var, onları söyleyeyim. O kadar ciddiye alıyordu ki insanlar, bir kere onların kutsallarıyla hiçbir şekilde dalga geçmiyorduk. Suya sabuna dokunmayan böyle sadece seyirci gelsin gülsün gitsin şeklinde komedi de yapmıyorduk. Her komedinin içinde sivri yanlarımız vardı. İşte çok böyle işaret parmağınla göstermeden bazı konulara açıklık getirmeye, onlarla birlikte düşünmeye çalışıyorduk. Ama bazı şeyleri de tabii ki mesaj kavramından hoşlanmıyoruz ama işte veriyorduk, anlatıyorduk. İşte uyum ne demek, integrasyon ne demek? Herkes bir şey söylüyor, her kafadan bir ses çıkıyor. Ya da burada işte Alman Hristiyan Demokrat Partisi öncü kültür diye bir kavram ortaya attı. Alman kültürü önemlidir, büyüktür. Öbür kültürler bundan sonra gelir şeklinde. Aydın abiyle bunları tabii tartışıyorduk. Nasıl sahneye taşıyabiliriz? Diyordu çok önemli. Bu konu Türkiye için de önemli. Türkiye'de de bir öncü kültür var. Türkiye'de de böyle düşünenler var. Türk kültürü böyledir. Öbürleri arkadan gelir şeklinde. Halbuki kültürler birbirlerine öncelik veya işte büyüklük taslayamazlar. Her kültür, Afrika'daki kültür de öbürüyle aynıdır. Birbirlerini tamamlayabilirler. Zenginlik olur bir kültür diğer bir kültür için. Nitekim de işte böyle oyunlar yaparak, seyircileri uyandırarak değiştirmeye çalıştık. Evet. Aydın'ın bende çok etkilendiği ikinci bir şeyi, özelliği. Yani bu adam Türkiye'de işte tiyatro yapmış. Beraber siyasi hayatta katılmışız. Birinci İşçi Partisi döneminde ben gençlik kollarına, o sokakta yetiştiği için sendika üzerinden daha üst kademede siyaset yapmaya başlamıştı. Ondan sonra devam edip giden bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Background'u, yani arka planı, yetişmesi, eğitimi Almanca bilmez. Evet. Üniversite işte hukuktan terk. Evet. Kalktı Almanya'ya gitti bu adam. Ve bir taraftan Almancayı, evet, gazeteci olarak yazı yazabilecek düzeyde öğrendi. Bir taraftan da Frankfurt'ta taksi şoförlüğü yapacak kadar sokak dilini öğrendi. Evet. Yani ben buna bir Moskova'da bir toplantıya giderken Frankfurt üzerinden gidecektik. Beni havaalanında Aydın taksisiyle karşıladı. Sonra işte onlarda kaldık falan. Ve o taksi şoförlüğünün ne demek olduğunu Avrupa'da, Almanya'da ancak yani hakikaten yaşayanlar bilir. Evet. Bunu becerebilmesi işte bu adamın olağanüstü bir popüler kültürü var. Böyle, evet.
dil yeteneği var. Biz bunları ancak sonradan kavramaya başladık. Oya ile konuşuyoruz. Yani hatta bir söyleşisinde, yazısında da sözünü etmişti. Yani o kadar geniş bir çevrede insanların duygu dünyalarına dokunduğu anlaşılıyor ki o cenazeden itibaren hepimizi şaşırtan bir sevgi halesi, seli halinde hala bitmez tükenmez konuştukça konuşası gelen insanların onu tanımaktan ne kadar büyük mutluluk duyduğunu ifade eden söylemlerine tanık oluyor. Yani Gencey abi, hani İrem, ne dostumuzmuş diye insan içinden. Sizden çok bahsederdi. Sizden çok, yani son kitabınızdan da çok konuşmuştu. Her yıl çok, yani çok sevdiği bir insandınız gerçekten. Ben Aydın abi şeye benzetirdim hep. Daha doğrusu ikisini, Oya ablayla Aydın abi. Yves Montand'la Simon Signore'ye. Ben burada Yves Montand'ın bir hayatını anlatan bir kitap almıştım Almanca. İlk oyunu ya da ikinci oyunu yapmaya geldiğinde kitabı aldı götürdü buradan. Ben bunu hemen bir günde okurum hatta dedi. Gerçekten de okumuştu. Ben de çok duygulanmıştım kitabı okurken. Yani Yves Montand da işçi ailesi bir çocuk. Marsilya'dan geliyor falan, işte Paris'e, biliyorsunuz hayatı. Enteresan. Sonra Fransız Komünist Partisi. Evet, evet. Yani sonra o hesaplaşmaları, Komünist Partisi'nin yanlış politikalarıyla, Simon Signore ile Moskova gezisinde, ilk Moskova gezisinde otel odasında büyük hesaplaşmalar falan, Çekoslovakya işgali nedeniyle karşı çıkışları. Evet. Yani böyle bir hayat Aydın abi dediğiniz gibi. Yves Montand'ın bir artısı vardı, o da sesi çok güzel ve çok güzel şarkı da söylüyor. Ama Aydın abinin de sesi iyiydi. Şarkı için değil ama burada mesela oyunda bazı seslendirmeler var. Oyun içinde konuşulan. Örneğin ikimiz birlikte stüdyoya girerdik Stuttgart'ta. Ben seslendirdiğim zaman TRT spikeri gibi oluyor lan derdi. O konuştuğu zaman halk adamı sesi böyle gırtlağına falan verirdi sesi. Sonra ben Berlin'de Tuncel Kurtiz'i de, Tuncel abiyi de tanırdım, iyi tanırdım. Tuncel abi tiyatroya gelirdi, konuşurduk. Bir gün geldi, ne yapacaksınız, bundan sonraki oyununuz ne dedi. Aydın abiyle bir oyun yapacağız dedim. Kara, hangi Aydın dedi. Aydın Engin, banko tutar dedi. Kesin o. biliyordu. Türkiye'den biliyordu. Evet. Devri Süleyman'dan biliyordu, tanıyordu. Evet. Evet, çok iyi arkadaşlardı. Evet. Öyle evet. Abi. Evet arkadaşlar, yani Aydın Engin bir programda anlatılamayacak kadar çok zenginlikleri olan bir arkadaşımız. Son derece alçak gönüllü, gözlemci, dinlemeyi bilen, dokunmasını bilen, yani Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, kırılgan gruplara, mağdurlara, baskı altındaki herkese dokundu. Hatta çok karşısında olduğu insanların bile haklarını savundu bütün hayatı boyunca. Hepimizin başı sağ olsun diyelim. Süremizi doldurduk ama belki bir başka programda tekrar Aydın'ın yaptıklarını, yarattıklarını ve dokunduğu insanları dinleriz. Çok çok teşekkürler ikinize de, tabii ki İpek Çalışlar'a da. Üç ayrı cepheden biraz daha Gençay Hoca, sana sormak istediklerim vardı ama dediğim gibi süremizi tamamladık. Bir daha sefer. Evet, senin anlatacağın çok hikaye var. Özellikle de ortak mücadele yoldaşlığından. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Atilla Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben buradan çıkıp provaya gidiyorum. Çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bütün oyuncu arkadaşlara da, bütün ekibe de sevgilerimizi iletin lütfen. Sağ olun. Yaşatacağız onu, söyleyeceğim. Çok mersi. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. İyi günler. Evet. Bugünkü programımızda 3 konuğumuz vardı. Almanya'dan Atilla Cansever, tiyatro ile ilgili anılarını anlattı. Aydın Engin'e ilişkin. İpek Çalışlar, gazeteci Aydın Engin'i anlattı ve o dönemin koşullarını anlattı. Gençay Hoca, tıp doktoru, profesör, o da Aydın'la olan dostluğuna ilişkin bilgileri paylaştı, anıları paylaştı. Şunu tavsiye edebiliriz, internette Aydın Engin yazın, önünüze inanılmaz zengin bir
arşiv çıkacaktır ve onların okuyabildiğiniz kadarını okuyun, mümkünse hepsini okuyun. Çünkü onu tanıyanlar vefatı üzerine inanılmaz yazılar kaleme aldılar, anılarını anlattılar. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.